Mahmur Hanım. Siz beni yanlış anladınız. Özün sözün bir sanmıştım ben seni. Öyle. Madem korkacaksın. Bunların korkuyla bir alakası olmaları biliyorsun. Neyle alakası var o zaman? Bak. Bazı yollar vardır. Geri dönülmez. Bazı insanlar vardır. Yolun sonunu düşünmez. Ben senin için geri döndüm. Bunu biliyorum. Keşke dönmeseydim. Keşke alıp başıma gitseydim. Artık etrafımda olmanı istemiyorum. Halen tehlikedesin. Başka birini bulurum ben. Senle olmaz. Artık olmaz. Ben seni bırakmam. Canın halen bana emanet. Anlaşma anlaşmadır. Mahur. Mahur. Maraşlı bu Acar'ın depoyu patlatmış. Karşılığında da beni mi görecekmiş? Evet. Bırakmadın ki, yakıyordum adamı. Şimdi olmaz. Bırakalım Mahur'la iyice kapılsınlar. Yüzükleri takalım, sonra halledeceğiz. Abi daha ne kadar bekleyeceğiz? Babamın kemikleri daha ne kadar sızlayacak? Boğalım şunları. Şşş. Ne konuştuk? Acele etmek yok. Asla acele etmek yok. Yavaş yavaş. Neden tadını çıkarmıyoruz? Hı? Neden acı içinde, sefalet içinde yüzdüklerini görmüyoruz? Aziz hala hiçbir şeyin farkında değil, değil mi? Senin ne bildiğini bilmiyor. Şimdilik bilmeyecek. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyor alacak. O yüzden bir süre daha Azize babacığım demeye devam. Nasıl dayanıyorsun? Nasıl katlanıyorsun onlarla aynı evin içinde? Aziz'le, İlhan'la, hatta o Sadık'la. Hayal ediyorum. Aziz'i hayal ediyorum. Aziz'i beş parasız kalmış. O İlhan'ı gırtlaklarken görüyorum. Zavallı İlhan. Hayatında değer verdiği ne varsa ellerin arasında kayıp gidişini görüyorum. O Sadık. O Sadık'ı korkudan kafayı yemiş görüyorum. Sen şimdi abini dinle. Sadece birazcık sabır. Ben yıllarca bekledim. Sen de bekleyeceksin. Ama beklediğine değecek. Sadece biraz sabır. Sabır kardeşim. Maraşlı bu işin peşini bırakmayacaktır. Ne yapacaksın? Ona yüzünü mü göstereceksin? Deli misin? İşin en zevkli kısmı bu. En yakınlarında olup, gözlerin içine bakıp onlar acı çekerken seyretmek. O zaman malları almak için hamleyi yapıyorum. Bu sevkiyat bizim için çok önemli. İşler büyüyor. Maraşlı'ya bir şey olmasın. Etrafındakiler olabilir ama Maraşlı'ya değil. Bir de İlhan sorunumuz var tabii. Bizim için hala güvensiz. Güvenilecek hale getirelim. Aklımda bir şeyler var, halledeceğim.
Aziz. Aziz. Bana babamı kendi ellerimle öldürdün Aziz. Seni her gün öldüreceğim. Seni öldürüp tekrar dirilteceğim. Sonra bir daha öldüreceğim. Sonra bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yaşadığın her günü sana cehennem edeceğim. Nasıl baba? Daha iyi hissediyor musun kendini? İyiyim kızım, iyiyim. Çıkarsın daha beni artık ya. Aa, olur mu öyle şey? Bu gece buradayız. Aa. Evet baba, ne olur ne olmaz. Artık daha dikkatli yaşaman lazım. Bundan sonra sinir, stres yok. Uş nasıl olacaksa. Hadi çocuklar, siz beklemeyin, gidin. Ben iyiyim ben. Olur mu baba öyle şey? Yok yok, kalırız biz de. Evet baba, kalalım biz de. Yok ya, gerek yok. Ben buradayım zaten. Hadi siz gidin. Yoruldunuz zaten. Gidin eve dinlenin biraz. Beni de yarın çıkarırlar zaten. Hadi hiç beklemeyin. İyiyim ben. Peki baba, nasıl istersen. Tekrar geçmiş olsun. Hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey olursa haber verin muhakkak. Dikkat et kendine. Abi ben de sizinle geleyim. Tamam. İlhan, Oğuz mesaj atmış. Dedesini görmek istiyormuş. Şimdi İsmet getiriyor. Hep bir 10 dakika görsün madem. Biz onları bekleyelim. Peki. Maraş'ta Mavra'yı eve bırakır mısın? Tabii. Ne yaptınız Türeller? Abi sen nereye kayboldun? Benzin aldım. Babamız nasıl? İyi, daha iyi. Bundan sonra daha dikkatli olması gerekiyormuş. İyi, iyi. Üzmeyelim artık biz de adamı. Yani siz gidin madem. Ben daha buradayım. Tamam. Siz beni bırakır mısınız? Olur. E hadi. Hadi gidelim artık. Maraş'ta. Bu adamlar peşimi bırakmayacaklar değil mi? Bırakmayacaklar. Ne yapacağız? Beni yalnız bırakma Maraş'ta. Buradayız evvelallah. Korkuyorum ben. Oğuz'a ya da Dişat'a bir şey yaparlarsa diye. Eğer sana bir şey söyler ya da yaparlarsa beni haberdar et yeter. Dikkatli ol, tamam? Haberleşiriz haydi. Nerede kaldınız Celal Bey? Kusura bakmayın. Maraşlı Celal Bey olmuş. Karnı aç olan var mı? Ya da bir yerlerde bir şeyler mi içsek? Yorgunum ben. Celal Bey? Ben görev başında içmiyorum. Artık bir görevin olduğunu sanmıyorum. Yani istiyorsan gidip içebilirsin. Oh, bu ilişkide ciddi boyutta bir hasar meydana gelmiş anladığım kadarıyla. Yok abi, çoktan perte çıktı diyebiliriz bence. Ben anlaşmamı Aziz Bey'le yaptım. Ancak ondan bozarım. Ben de kendi hayatım hakkında kararlar verebilecek yaştayım. Öyle mi? Bu kararlar sizi tehlike sokuyor ama. Belki de ben tehlike seviyorumdur. Gördük. Ne oldu abi? Olay sandığımdan daha ciddi boyuttaymış. Neymiş o ciddi olan? Aranızdaki şey, Celal Bey, elektrik, çekim, çekim. Yani doğu ile batının, kuzey ile güneyin karşı konulmaz birleşimi. Siz birbirinize dokunmaya korkuyorsunuz ama nefesleriniz birbirine değdiğinde o kutsal ışık etrafa saçılıyor. Görüyorum dostlarım, görüyorum kardeşlerim. Burada çok acayip bir aşk hikayesi görüyorum maşallah. Abi saçmalama istersen lütfen. Canım benim. Abinin işi saçmalamak. Ben hayatım boyunca saçmaladım. Ama bir konu var ki o konuda da hiç yanılmam, iyi bilirsin.
Nedir o konu Necati Bey? Zıtlıkların birliği Maraşlı Bey. Diyalektik, diyalektik. Sarhoş, çok sarhoş, boş ver. Ay siz çok yaşayın. Siz binin. Alo. İlhan. Efendim. Baban rahatsızlanmış, geçmiş olsun. Sen nereden biliyorsun? Yapma, birbirimize bu kadar yabancı mıyız? Ne istiyorsun? Bu olup bitenlerden sonra konuşamadık. Seni bekliyorum. Otoparktayım. Anlamadım. Hastanede misin? Evet, hastanenin otoparkındayım. İstersen ben geleyim diyeceğim ama... orada şimdi kimseyi rahatsız etmek istemem. Geliyorum ben. İstikmar koptu. Yakalayacaklar. Asacaklar bizi buradan, asacaklar. Sadık dur, bir sakin ol. Git, kaçalım buradan. Bey'e haber ver. Kimseye görmeden kaçalım. La havle, adam şaşırdın mı? Bittik diyorum Nura, mahvolduk. Bir şey olduğu yok. Kaç yıl oldu, geçmiş gitmiş. Belki de eriyip gitti kemikler. Bu kadar yılda kemik erirmiş ha. Görmüyor musun? Televizyonda eski mezarları kazıyorlar. Kemikler hala çıkıyor. Belki yanlış yeri kazdın. Belki yerini unuttun. Kaç kere söyleyeceğim Nurhan? Ben kazdım, ben gömdüm. Biri almış kemikleri. Saçma sapan konuşma bir adam. Kim alacak? Ne bileyim, almış işte. Bırak, unutma meseleyi. Ceset yoksa mesele de yok. Senden benden başka var mı bilen? Niye böyle yapıyorsun be adam? Doğru söylüyorsun aslında. Senden benden başka plan yok Nurhan. Yok. Gel otur şöyle. Deli deli konuşup beni korkutma. Sadık. Ne istiyorsun? Ne istediğimi artık tahmin ediyorsun herhalde. Öldürecek misin beni? Beni çok yanlış tanıdın İlhan. Ama mecbur bırakırsan tabii ki. Harika. Bak, yaptığın hataları tekrarlama. Seninle çok güzel bir geleceğimiz olabilir. Sana bembeyaz bir sayfa açalım diyorum. Sen bizi polise gambazlıyorsun. Oluyor mu? Yakışıyor mu? Hiç yoktan kalbimi kırıyorsun. Buradan bakınca pek kalbin varmış gibi durmuyorsun. Diyorum işte. Yanlış tanıdın beni. Bak ben uyuşturucu işine falan giremem. Hele şirket üzerinden asla. İstersen öldür beni. Bazen bunu gerçekten istediğini düşünür gibiyim. Ben yokum, tamam mı? Gerekirse babama her şeyi anlatacağım. Sıkıldım, yoruldum. Uykularım kaçıyor. Yakında hastanelik olacağım. Ben yokum, tamam mı? Seninle de arkadaşlarınla da iş yapmam. Asla. Ben bu şirkete hayatımı verdim. Gazetelerde ellerinde kelepçeyle boy boy fotoğraflarım çıksın istemiyorum. Tamam. İkna oldum. Bu iş sana göre değil. Yani? Ne olur bulaşma bana. Şirkete de. Bak ben para bulacağım, hisseleri geri alacağım. Tamam mı? Tabii. Ne demek? Ciddi misin? Evet. Ben seni anladım İlhan. Sen o adam değilsin. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. Ben başımın çaresine bakarım. Alo. İlhan hadi neredesin? Arabada seni bekliyoruz. Geldim, geldim. Hadi.
Reyhan, tekrar rahatsız ediyorum ama madem ilişkimiz sona erdi... Ben de sana ait bazı fotoğraflar var. Onları vermeyi unutmuşum. Ne fotoğrafı? Gönderiyorum şimdi. Sen nasıl bir manyaksın acaba? Geliyorum oğlum. Ne oldu İlhan? Yok bir şey. Niye öyle bakıyorsun? Teşekkür ederim Maraş'ta. Bu geceyi size armağan etmek isterdim. Ama çok acısı var. İyi geceler. İyi geceler. Abi. Ben biraz hava alacağım. Sen geç, geliyorum. Olur güzelim. Hoş geldiniz Necati Bey. Aziz Bey nasıl? Maalesef. Sizler ömür. Aziz Bey nasıl olur? İyileşiyor demişlerdi, nasıl olur? Ölüm bu Nurhan. Oluyor işte. Dur ya, dur, şaka yaptım, tamam. Allah aşkına kes ağlamayı Nurhan Hanım, şaka şaka. Doktor söyledi, gayet iyi. Hatta bir 10 yıl daha bizlerle. Aklım gitti Necati Bey. Ölümün şakası mı olur? E şimdi yaptım, oldu ya Nurhan, ona gülüyoruz. Her şeyin şakası olur. Hayırdır Sadık? Yorgun gibisin. Babama mı üzüldün yoksa? Üzüldüm tabii Necati Bey. İnsan üzülmez mi? Üzülme Sadık. Babam Turp gibi. Daha uzun yıllar birliktesiniz inşallah. Hadi iyi geceler. Buyurun. Efendim. Aziz Bey için üzülmeyin. Güçlü adamdır, toparlayacaktır. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Ben kaçayım öyleyse. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Gelmiyorum. Bir daha hiç gelme. Bayan. Bana Mahur Hanım demenizi tercih ederim Celal Bey. Mahur Hanım. Buyurun dinliyorum. Bakın savaş halen dışarıda. Kaldı ki başkaları da dışarıda. Tamam, ben senin yerine başka birini bulurum. Merak etme sen. Aziz Bey ne diyecek bu duruma peki? Ne derse desin. Umurumda bile değil. Bana nasıl baktığını görmüyorum mu sanıyorsun? Ben senin gözünün içini görüyorum Maraşlı. Ve bana söylemediğin ya da söyleyemediğin bir şeyler var, görüyorum bunu.
Ama ben bunu bulacağım. Sizden bir şey saklamadığımı söylemiştim bayan. Bilmiyorum. Geri döndüğüm için de kendimi asla affetmeyeceğim. Nevzat. Komutanım. Nasıl Aziz Bey, iyi mi? İyi, iyi. Sen ne yaptın? Depodan çıkan malları dediğin yere koydum komutanım. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız peki komutanım? Bekleyeceğiz. Biz şartımızı sunduk. Şimdi onlar cevap verecek. Ortaya çıkacak mı dersin bu savaşın tasmasını tutan? Sanmam. Ama peşinde olduğumuzu biliyor. Çok yaklaştık Nevzat. O evde ya da başka yerde o saldırı yapan adam ortaya çıkacak. Çıktığında da şahsen boynunu kıracağım. İnşallah komutanım. Haydi sen de dikkat et, konuşuruz. Emredersin komutanım. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk hanım. Nasıl oldu Mahrum babası? İyi mi? İyi, iyi. Yırttık efendim işte. Aman Allah korumuş. Çabucak iyileşir inşallah. Mahur kızım da iyi değil mi? O da iyi. Barıştı mı onlar? Bir ara babasıyla pek iyi değildi sanki arası. Öyle bir şeyler demişti Mahur. Hanım sana ne bundan? Kahve yap da dedikodu yapalım istersen ha? Tamam tamam sustum. Seliş iyi mi? İyi, uyudu çoktan. İyi hadi ben bakayım ona, sen de geç evine. Dolapta yemek var, ısıtayım mı? Lüzum yok, lüzum yok. Sağ olasın, çıkardık. İyi madem. Seni değil mi? Çok özledim, öpmeden duramadım. Mahur ablan çok üzüldü bugün. Babası rahatsızlanmış. O yüzden yanındaydım. Bırakamadım yani. Geç geldim o yüzden. Kızmadın değil mi? Bir şiir okuyayım mı sana? Ha? Güzelce uykuya dalarsın. Olur. Bekle. Her şey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birdenbire oldu. Mavi birdenbire. Her şey birdenbire oldu. Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birdenbire oldu. Tomurcuk birdenbire. Yemiş birdenbire oldu. Her şey birdenbire oldu. Kız birdenbire, oğlan birdenbire, yollar, kırlar, kediler, insanlar, aşk birdenbire oldu, sevinç birdenbire. (Gülüyor)
Şu gurbet ellerinde zaman geçer mi acab? Bizi perişan etti kaybana kalasıca. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Mahvur Hanım bana çok kırgın. Haklı. Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyorum. Dalgalar vurur beni. Onu yarı yolda bıraktım. Evet. Ama bunu onun için yaptım. Hakikati öğrenirse hassas kalıyor, bunu kaldıramaz. Perişan olur. O perişan olursa da ben çok üzülürüm. Keşke böyle olmayaydı. Yollar uzun bitmeyi, burada zaman geçmeyi nasip. Hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta. Keşke böyle olmayaydı. Rüzgar savurur beni. Keşke başka bir şekilde karşılaşsaydık. Dalgalar vurur beni. Başka bir dünyada, başka bir şehirde, başka bir zamanda. Bir sabah kalktığında beni yanında göremeyebilir. Bunu ona yapamam. Yoksa kalbim mahvur diye atıyor. Gelecekti bu garip başıma. Dert sardı dört yanımı, hasret yaktı. Ama geldim. Geldi. Dumanlı dallarımı. Paşa gelen çekilir Maraş'la. Ben denizde bir gemi. Yapacak bir şey yok. Vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak. Rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi. Abi uyudun mu? Mahur? Uyumadın değil mi ya? Bu saatte. Maalesef daha uyuyacak kadar içemedim. Araya bir de hastane olayları falan girince. Babamız can çekişirken de içmek ayıp olur diye düşündüm. Bunları atlattı diye söylüyorsun herhalde. Ne kadar üzüldüğünü gördüm çünkü. Herhalde canım. Ben de haber alınca ne yapacağımı şaşırdım. Evden nasıl çıkacağımı bilemedim. Ben de çok korktum ya. Yani benim yüzümden ona bir şey olacak diye çok korktum. Böyle gidiyorum falan deyince adam çok üzüldü tabii. Doğru, sen New York'a gidiyordun değil mi? Niye döndün? Ne oldu? Niye o kadar düşündün? Ya yok, düşünmek değil de. Bana bak, bana söylemeye çekiniyor musun yoksa? Aslında kendime bile söylemeye çekiniyorum. Abi, ben Maraşlı yüzünden gitmedim. Maraşlı yüzünden gidemedin. Hatta onun için kaldın. Utanılacak bir şey yok bunda güzellik. Bunda bir şey yok. Hatta yeryüzünde aşkı daha iyi anlatan bir kelime yok biliyor musun? Gidememek. Çok güzel değil mi?
gidememek. Doğru yaptığımdan emin değilim ama. Saçmalama. Sakın bana senden hoşlanmadığını söyleme. Adam sana her baktığında benim bile içim sızlıyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Öyle hissetmiştim yani. Ama işte bugün birdenbire bizden olmaz dedi bana. Ya sanki ben bunları hiç düşünmemişim, hiç tartmamışım gibi. Biz apayrı dünyanın insanlarıyız falan dedi bana. Ya saçma sapan, hiç inandırıcı olmayan bahaneler üretip durdu. Onlar bahane değil, korku. Korku. Evet, maalesef aşk böyle bir şey. Her aşk kendi içinde bir korku duvarı meydana getirir. Bu duvar kimi zaman mesafelerden, kimi zaman sınıf farkından, kimi zaman da kaybetme korkusundan oluşur. Ama aşk söz konusu oldu mu illaki bir korku duvarı oluşur. Paketin içinde geliyor yani. E o duvarı aşmak da öyle kolay değil tabii. Benim korkum yok ama. O yüzden sen geri döndün. Demek ki onun var. Ona biraz zaman ver. Biraz korkularıyla yüzleşsin. Hele bir de duvarı aşarsa... İşte o zaman önünüzde hiçbir engel kalmaz. Güven bana. Yani nasıl oluyor da böyle aşk hakkında bu kadar fazla şey bilip böyle rahat rahat... Uzun uzun konuşabiliyorum değil mi? Evet. Bana bak. Yoksa senin bana hiç anlatmadığın bir aşk hikayen falan mı var? Ne? Ya benim evden çıktığım mı var? Benim halim ortada. Benim tecrübem nerede biliyor musun? Nerede? Benim tecrübem bu raflarda. O raflarda dünyanın en iyi aşk romanları var. Üstüne tanımam. Daha iyi bir hikaye biliyorsan söyle onu da okuyayım. O zaman şimdi neye içiyoruz? Duvarlara. Duvarlara? Yok yok yok. Duvarları aşanlara. Seni korkusuz seni. Ya abi. Bak aramızda ama bunlar. Aramızda. Aramızda. Ne oldu İlhan? Bilmem. Sen anlatmak ister misin? Anlamadım. Ne oluyor? İşte bunlar oluyor. İlhan bu gerçek değil. Yapma. Allah aşkına yapma. Yalan söyleme bana. Bak gerçekten bu fotoğrafları sana kim gösterdi bilmiyorum ama bunlar göründüğü gibi değil İlhan. Ozan'la öpüşüyorsunuz lan. Ne göründüğü gibi değil? Ben sana ne yaptım ya? Ben size ne yaptım? Ne istediniz lan benden? El birliğiyle hayatımı bitirdiniz. Bir de yalandan bana destek oluyorsun. Nasıl bu kadar aşağılık olabiliyorsun Dilşat? İlhan tabii ki destek olacağım ben sana. Bak sana yemin ediyorum o herif beni de kandırdı. Gerçekten benim bu şirket konularıyla hiçbir alakam yok. Başlarım şirketine de parasına da puluna da. Beni aldattın lan. Hem de en yakın arkadaşımla. İlhan sana yemin ediyorum bir kerelik bir şeydi. Geçmişte kaldı, bitti gitti. Allah senin belanı versin Dilşat. Allah belanı versin. İlhan dur. Bak İlhan ben seni çok seviyorum. Sana yemin ederim seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Ne olur bana inanmak zorundasın. İlhan bizim bir çocuğumuz var. Bir daha sakın çocuğumuzdan bahset. Adını bile ağzına alma. Onun yüzünü bile göstermeyeceğim sana asla. Asla. Fena. Allah belanızı versin. İlhan bir delilik yapmayacaksın değil mi? Hala mı o adamı düşünüyorsun? Ben seni düşünüyorum. İlhan, bir gürültü geldi ama iyisiniz değil mi? İyiyiz abi, yok bir şey. Ha. İyi. Ne
Merak etme. Sevgiline hiçbir şey yapmayacağım. Olur öyle söyleme. Ah! Bu meseleyi kim biliyor başka? Kimse bilmiyor İlhan. Savaştan başka değil mi? Kimse bilmeyecek. Kimseye tek kelime etmeyeceksin. Duydun mu beni? Yoksa bu eve bir daha giremezsin. Oğuz'u bir daha göstermem sana. Tamam mı? Tamam İlhan, yemin ediyorum kimseye söylemeyeceğim. Ne olur affet. Yazıklar olsun. İlhan. Ne var abi? Sen iyi misin gerçekten? İyiyim dedim ya abi. Biraz tartıştık o kadar. Tamam peki nereye gidiyorsan ben de iyiyim. Gerek yok. Hava alacağım sadece. Gel buraya. Gel. Canını ne sıkarsa sıksın abin yanında. Biliyorsun değil mi? Sağ ol abi. Çok sağ ol. Dikkatli ol. Ah türeller ha. Daha yeni başlıyoruz. Yalan söylüyorsun Maraşlı. Hayır. Sen aşık oldun. Hayır! Ne istiyorsunuz lan benden? Ne? Biz sizi yalnız bırakalım. Nereye gidiyorsunuz? Bir yere gidiyoruz. Etrafımızı soruyorlar. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Korkmayın bayan. Ben yanınızdayım. Adamlar var. Seslerini duyuyorum. Ama göremiyorum. Korkuyorum. Korkma. Çok korkuyorum. Merak etme. Merak etme.
Korkacak bir şey yok. Ben yanındayım. Merak etme. Merak etme. Yalan söylüyorsun. Ne? Yalan söylüyorsun bana. Mahur. Yaralı mısın? Öleceğim ben. Senin yüzünden öleceğim ben. Bahur. Lan söylüyorsun bana. Bahur. Kapıyı aç. Açın kapıyı! Ah, yardım edin! Orada söylüyorum. Yardım edin! Yardım edin! Öleceğim. Senin yüzünden öleceğim. Bahur. Mahur, Mahur, iyi olacaksın. Merak etme, iyi olacaksın. Mahur! 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 Mahur. Acar Bey, bakın size kimi getirdim. Savaş kim bu? Bu Maraşlı'nın yakın adamı. Yani onun tabiriyle kardeşi. Bu mu bizim depoyu patlatan? Ta kendisi. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Maraşlı'yı arayıp salağı anlatır gibi hiç lafı dolandırmadan diyorsunuz ki... malları getir, kardeşini al. Sağ ol Savaş. Rica ederim. Kimseye borçlu kalmak istemem. Bizim malları kaldıran sen misin? Nerede mallar? Ha? Konuş yoksa seni gebertirim. Yalnız adamı öldürürseniz malları alamayız. Yok merak etme, öldürmem. Sizden bir ricam daha var. Lütfen Maraşlı'ya dokunmayın. Onu ben vakti geldiğinde kendi ellerimle öldüreceğim. Derisinin yüzülüşünü canlı canlı izlemek istiyorum. Sen nasıl istersen. Sami. Anlaşıldı. O zaman bundan sonra sizde. Thank you.